Ben sana Reyhan'a inanma demiyorum ki. Sadece etraflıca bir düşün diyorum. Babaannem onun elinde olduğu halde bana söylemedi diyorum aga. O kadar belli ki başka bir düşmanımız olduğu. Ama beni ısrarla Şahdoğullarına yönlendiriyor. O da yetmezmiş gibi Reyhan seninle Azat için evlendi diyor. Miran, sen böyle yaptıkça kendinle ailen arasında kalıyorsun. Beni de kendinle büyük an arasında bırakıyorsun. Fırat, Reyhan'dan aileden ayrı biriymiş gibi bahsetme. Miran, farkında mısın? Söz konusu Reyhan olduğunda herkesten şüphe eder, herkesi yargılar hale geliyorsun. Başka bir tarafından düşünmeye çalışmıyorsun. Tamam, uzatmayalım Fırat. Sen de kimsenin arasında kalma. Çünkü bu mesele seninle değil, babaannemle benim aramda. Bir şeyler saklıyor benden. Saklıyor. Ama ne? Bunun başka bir açıklaması yok. Bilmemi istemediği bir şey var ama ne? Aga, sen daha iyi bilirsin tabii ama... ben burada babaannenin söylediklerini de göz ardı etme derim. Yani? Reyhan benimle Azat için mi evlendi? Onu mu demek istiyorsun? Hayır, tabii ki öyle demiyorum. Reyhan seni seviyor. Seninle sevdiği için evlendi. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ama onun da kurban olmadığını nereden biliyorsun? Büyük ananın senden bir şeyler gizlediğinden şüphe edeceğini... bir de bu tarafından düşünsene. Belki de ailesi kaçırdı Reyhan'ı. Kendini sakladı, onu tutuşturdu eline. Başka bir düşmanmış gibi gönderdi. Büyük ananın söyledikleri mantıksız değil. O zaman bunu çözmenin tek bir yolu var. Azar Şahdoğlu ile ortak olup o düşmanı birlikte aramak. Ne diyorsun sen Miran? Düşmanla birlikte mi hareket edeceksin? Nasıl güveneceksin ona? Eve gel, soracaklarım var. Güvenmeyeceğim. Ben yine tetikte olmaya devam edeceğim. Ama onun yakınında olmazsam ne yaptığını, ne yapacağını bilemem. Düşmanla dostundan daha yakın tut ki yapacaklarını en önce sen öğren. Benimle tüm bu olanları öğrenebilmem ve Şahdoğullarını kontrol edebilmem için Hazar Şahdoğlu'na yakın olmam lazım. Seni görmem lazım. Manastır yolunda buluşalım. Tamam. Arayan Miran'dı. Ne diyor? Buluşmak istiyor benimle. Hazar Bey. Korkma ya. Korkma diyeceği bir şey vardır. Bak, Miran er ya da geç gerçekleri görecek. İnan bana. Sonra ikisi de ayrılacaklar o konaktan ya. İnan. İnşallah Hazar Bey. İnşallah. Ama ya bu dediklerin olmazsa? O zaman ne olacak peki? Ben artık belkileri, inşallahları bekleyemem. Ucunda kızım varken bekleyemem. Reyhan'a her şeyi anlatalım. Biz de kurtulalım artık bu yükten. Olmaz ya. Olmaz Zehra, affetmez. Seni değil, beni affetmez. Yapamam Reyhan'a, olmaz. Ne yapacağız peki Hazar Bey? Ben artık bu tehditle yaşayamıyorum. Ya baban gidip Reyhan'a her şeyi anlatırsa? O zaman kızımızın bizi affetmesinin ufacık bir ihtimali bile kalmaz. Bana biraz daha zaman ver Zehra. Bak, her şey yoluna girmeye başlamışken bunu yapamayız. Hepsini birden kaldıramaz Reyhan. Ona kötülük etmiş oluruz. O vakit bütün bunlar geride kalınca onu karşımıza alıp her şeyi konuşacağız Hazar Bey. Ha? Ben gideyim.
ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.